Yani o durabın içinin az çıkmasının sebebi eski günlerden kalmış olmasından kaynaklı. Makul, makul, makul. Güzel bir sebep. Biz görevlerimizi yapmaya devam edelim. Mühendislikte ilerleyelim. İleride bir jilokopter falan yapabilme durumumuz olur. İleride jilokopterimizi yaparız. Gayet keyifli. Eski drop, evet, eski drop. Bir parça ıslanmadan zarar gelmez. Yanımda yakıtım yok. Yakıtım olmadığından dolayı ister istemez ilerleyen yerlerde araba parçalayabilirim. Araba parçalayıp oranın yakıtlarını sömürebilirim. Belki bu gittiğimiz yerler bizim daha önce gördüğümüz yerler mi buralar? Evet, daha önce buraya kadar gelmişiz ama burası karlı biyoma gidiyor zaten. Buraya kadar gelmişiz ama buralarda pek takılmamışız. Ya Pawn Shop dediğine göre mutlaka ya küçük bir şehir var ya kasaba var. Kasaba tarzı bir yer var. Oy. Ya bu arada bana şu oynadığım mobil oyundan konuşturttunuz ya, canım çekti şu an. Oyunu böyle bir yandan oynayasım var da. Hiç yayın salasım yok yani. Yayın salıp mobil oyuna kaçtığımı düşünsene. Vasıfsızlık level kaç olur abi? Son level falan olur herhalde. Karlı biyoma mı gidiyoruz deme be. Bir kar biyomuna bir oraya. Bir kar biyomuna bir oraya. Ha bu arada günde ilerlemeye devam ediyor. Biz bir de 42. günde def yapacağız. 35, 42. Oh. Allah kolaylık versin. Bir de 42. günün defi için düşünmemiz gerekiyor bazı şeyleri. Burası... Ben buraya geldim sanki. Ben buraya geldim, hatta buranın bütün parçalarını söktüm. Abi öteki adam eşeğin hörekesinde görev verdi. Burayla ne alaka? Niye bana burayı verdin ki? Hop, merhaba. Ve Ponez, Prime'ın avantajını kullanarak subscriber olmuş ve yayınımızı desteklemiş. Ponez hoş geldin. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Ha, bu sadece demir parçası, anladım. Birkaç araba sökelim. Yakıt olarak kullanacağım. Sonra da girip görevi başlatalım. Saat 18 oldu bile. Zaman hızlı akıyor agacım, zaman hızlı akıyor. Şöyle bir yere de yerleşebiliriz aslında ya, kanlı için. Gerçi yok, buranın altında çok yıpratırlar adamı. Kilise var, mini bir kilise. Minik bir kilise var, oraya doğru bir gidilebilir belki. Görevden önce oraya bir uğrayalım mı ya? Vallahi içimden bir ses o kilisede loot var diyor ama. Loot'un miktarını bilmiyorum. Kale gibi yer babacım ya. Şunları çevir. Aküyü de çevir artık. Sıçayım aküsüne. Evde level 5'i var. Level 4'ü var. Elimizden geldiğince böyle sabit loot toplayalım. Uğrayalım abi, uğrayalım. Legends of Blade arkadaşlar. Legends of Blade. Zeynep hoş geldin. Ne haber? Yayında mıydın? Yazdığını görmedim. Ya selam verdiysen de görmediysem kusura bakma. Mobil oyunun adı Legends of Blade. Pay to win. Hiçbir aksiyona girmediğin dede oyunu kanka. Ben keyif alıyorum oynarken ama sen keyif almayabilirsin. Hani Mobile Legends benzeri oyunların hızını seviyorsan bu acayip sakin bir yapım. Oğlum bunlar ne böyle Godzilla gibi lan? Mekanası şey. Genshin Impact. Tabi onun için böyle birazcık şey gerekiyor. Telefonun iyi olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam sen bir yat aşağı. Götü başı ayrı oynadı, götü başı. Bu kar biyomunun spesiyeli herhalde şu jaguar kılıklı şeyler. Ama hiçbir biyoma ait değiller gibi duruyorlar ya. Şuna baksana abi, bu biyomun adamı olabilir mi? Ya bir dur. Bir dur bir dur. Ben o kadar... Oynaşma be. Yediği damage'i de algılamıyor. Sarhoş galiba.
Lan benim de adım Samet'se götünü keser yerim lan. Ey yavrum ey be. Buz devrindeki Diago aynen. Beyefendi kusmazsanız hoş olur. Hanımefendi de kiliseden çıksın. Zeynep buldum buldum. Karlı'daki tüccarı hoş geldin. Bak şey... Bizim karlı biyomdaki tüccarımız neredeydi? Amık tüccarı 2 yazamadım. Amık tüccarı 5 yazıyor niyeyse burada. Karlı biyomdaki tüccarı buldum. Karlı biyomdaki tüccar aşağıda. Bir tane de şeyde buldum. Şurada bir tane tüccar var. Adam bir mekan yapmış. Yani yayında mıydın gördün mü bilmiyorum. Adam bir mekan yapmış. Gözüm kaldı. Yemin ediyorum gözüm kaldı mekanda. Acayip bir yer yapmış ya. Hani diğer şeyler böyle diğer tüccarlar daha gariban kalıyor böyle onların yanında. Baya baya gariban kalıyorlar hem de. Bu herif abartmış olayı arşa çıkarmış böyle. Kardeş kemiği atarız hayvan yağını salla şuradan. Hayvan yağı toplamakla mı uğraşalım? Şöyle şunları bir al. Çöl biyomunun tüccarını bulamadım bir tek. Kuleler muleler yapmış böyle. Yeraltı geçidi var. Kapısını da kapamış. Vallahi gözüm kaldı ya. Yayına kaçta başlıyorsun? Genelde sabahları başlıyorum ama son iki gündür pek yayın ilginizi çekmemiş olabilir. Zira böyle daha bir niş kitleye hitap eden ya da öyle düşündüğüm, hitap ettiğini düşündüğüm Hearts of Iron ve EU4 falan oynuyordum. Ya biliyorum ki Hearts of Iron 4 ve EU4'ten keyif almayan birçok izleyicim de var. Ve biz ne yaptık? Öyle iki günü falan şey yaptık galiba. İki günü falan o oyunlara verdik. Önce bir yüzeysel temizleyip sonra buraya inelim. Ulan yeraltı mahzeni gibi arkadaş mekana bak. Küreğim var da yanımda. Mezarları kazınca ne elde edeceğim ki? Önemli bir şey mi var? Denememi mi istiyorsunuz sadece? Denememi istiyorsanız deneyelim anam. Ama misal şurayı kazayım. Önemli bir şey. Oh, tabut. Önemli bir şey bulacağınızı zannetmeyeyim dedim. Tabut çıktı. Küçük yiyecek yığını. Ya çok gerekli mi? Yok ama... Siz istiyorsanız yaparız hanım. Ve genelde boş çıkıyor farkındaysan. Zombi çıkarsa güzel olur değil mi aniden? Çöldekinin yerine bir internetten bakayım istersen. Bulurum herhalde ya. Çöle daha gitmedim Zeynep. Ama hani bir tarif edebilirsen tatlı olabilir tabii ki. Nasıl tarif edeceksen. Yani sen tarif edersin de ben anlar mıyım? Hani kendimi orada bir sorguluyorum. Bakkalın sağında. Karlı bir yoldan dümdüz git. 100 metre sonra sola dön falan. Bak sen taş taşlı birinin mezarına benziyorsun. Yani lütfen içinde bir şey çıksın. Bütün mezarları boşa kazdık abi. Bütün böyle mezarları boşa kazıp boşa mı Grave Robber'lık yaptık? Cami geçince solda kalıyor çöl biyomu kanka. Eyvallah. Güzel info. Teşekkürler. Yani pek de lazım değildi dikiş gitti şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Bir parça amelelik olarak değerlendirebilirim bunu ya. Lokman Orzan Primer avantajını kullanarak subscriber olmuş ve yayınımızı desteklemiş. Lokman teşekkür ederim, sağ olasın. Lan. Yanlış yere mi kazdım? Chat. Öteki şeyin betonu değil mi bura? Bura alt katın betonu ya. Bura alt katın betonu abi. Kesinlikle alt katın betonu. Buradan 200 metre git kime sorsan gösterir. Konuşabilen birini bulursam.
Tarzinin mezarlığı herhalde. İğne iplik. Evet, evet, evet. Olabilir. Şu revolver mermileri şu an beni mutlu etmeyi başardı. Üst katı alıp alt kata yöneleceğim ki alt katta böyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Yani genel olarak pek işe yarar bir şey değilmiş arkadaşlar sanırım bu mezar kazma yöntemi. Ya tatmin eden bir şey çıkmadı, anladın mı? Böyle birisi ne bileyim terzide böyle ayı gibi para eden bir şeyle falan gömülecek ki işe yarayacak. Mezarların çoğu boş zaten. Ya tabut olan da içerik açısından boş. Ya bak 3 band beni mutlu etti, ben tamamım. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kamp ateşinde birinci sınıf içme suyuna dönüştüreceksin. Oo. Karbiyomunda su elde etmenin yolu. Hiç susuz kalmadım ya. Neyse ki yani. Hiç o tarz bir sıkıntıya girmedik şükür ki. Girseydik de ölür dirilirdik herhalde, bilmiyorum. Cephane kutusu. İşte demek ki chat'in bildiği var. Ve Daniel'i iyi yayınlar dilerim demiş. 25 bit göndermiş. Daniel hoş geldin. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Nasılsın? Umarım keyfin yerindedir. Umarım iyisindir. Evet sevgili arkadaşlar, yani cephane kutusundan az bir loot çıksa da ben memnunum. Operasyonla indiler kafama. Bıçakla indirebilirim hepsini. Ve yavaştan akşam oluyor sevgili arkadaşlar. Birazcık bizim çekinmemiz gereken vakitler içerisine giriyoruz. Akşam ondan sonra bunlar koşmaya başlıyor. Merhaba kardeş. Ya oğlum duvara niye giriyorsun duvara? El deliye hasret biz akıllıya. Ha, selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız? Beyler ben doğru düzgün ateş de etmedim. Nereden geldiniz anacım? Libido katili abla. Ben mezarlıktan geldiler zannettim. Bunlar nereden geldiler peki? Magnum'un sesi çok oturaklı, çok güzel böyle. Cuk atıyorsun böyle. Tık 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 tık. İsimsiz pusucu, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Deneriz tabii ki. Yani yanlış bir bilgi olsa ya da atıyorum umduğumuzu bulamasak ne olacak? Canı sağ olsun. Önemli olan katılman. Çok teşekkür ederim. Önemli olan seriye katılman. Burada bir şey bulacağımı zannetmiyorum ya. Bir sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Da yani Hort buraya nasıl geldi? Benim asıl merak ettiğim soru o. Bir tanesi içeri girip böyle duvara saldırdı. Ve yani bu duvarların kaç canı var abi? 1200. 1200 canı vura vura kırmışlar. Adamlar böyle elle şaplaklaya şaplaklaya kırmışlar 1200 canı. Sakinim. Sakinim. Siz de sakin olun, ben sakinim. Önemli değil. Olabilir, olabilir, olabilir. Her insanın başına gelebilir. Her insanın başına gelebilir. Hepimiz çok çok iyi nişanlar alsaydık. Çok çok iyi tek atsaydık her şeyi. Yani bir anlamı olmazdı. Olabilir hepimiz yani. Etten kemikten yapıldık arkadaşlar. Hepimiz hata yapabiliriz. Ben yukarıdaki şeyi aldım mı bu arada çöpü? Evet almışım. Olabilir, olabilir. Şimdi içeride var ya, ne ölüler uyanır be. Hmm.
Ben gerginlik sevmiyorum. Çıkın lan. Yeraltı mahzen mezarları gibi böyle. Ve bu beni ürkütüyor. Nereye gizleniyor olabilirler ki? O ne? Beyefendi bir sakin olalım. Oralar taş gibi duruyordu. Sütunun altına nasıl girdin sen ya? Şura böyle bildiğin taş yapı gibi duruyordu abi. Godzilla gibi herifi gizlemişler içeri. Adam bildiğin Godzilla'nın yan çarı. Ağzımızı burnumuzu dağıttı ya. Hanımefendiciğim sakin olunuz lütfen. Bir de Magnum'la sıkıyorum. Garanti bütün mezardakiler uyanık yani. Şu an pusuya bekliyorlar abi. Şu an başka hiçbir açıklamam yok. Dediğim gibi pusuya bekliyorlar. Sakin kalırsak da adamları dağıtıyoruz. Şurası baksana abi taş bir yapı değil mi yani? Az önce yukarıda bunlara vurmaya çalıştık. Diggle'ımız yok, hayır. Az önce bunlara vurmaya çalıştık. Böyle 2500 saydı yani. Bunlar göstermelik yapılmış demek ki. Ben buraları taş olarak değerlendirip hiç şey yapmadım. Birazdan mermiyi harcarız zaten. Ölüleri yakıyorlardı galiba burada. Sakin. Neyim var? Neyim var doktor? Sıyrık. Bandajım var. Dikeyim mi götümü? Yok, dikemiyorum. Yani hoş değil. 6 kademe zırhtan böyle vurup kolumu kırmaları gerçekten hoş değil. Sakin kalalım. İnanılmaz bir rüzgar sesi var ama benim evde size duyuluyor mu bilmiyorum. Acayip bir rüzgar var böyle, fırtına var galiba. Vallahi Reaç Bey'cim kolsuzluk var bir parça, ne yapacağım paşam? Yapışmış üstümüze kolsuzluk abi, seviye 6 keçeli zırhlar falan filan da. Keçeli zırh yani, neyime yarasın ki? Full demir kullanırken, full demir zırh takılırken. Keçeli zırhı ben ne yapayım? Ya ben buraya sözde görev yapmaya geldim abi. Ne ara muhabbet gene loot'a geldi? Kiliseyi gördük, dayanamadık, damladık. Keçi öğren uçuyor, ben de kapattım pencereleri. Vallahi uçuyor kanka. Bir üfürüyor yani böyle. Bizim balkonlar falan demirli. Alt kat komşumun falan balkonlar demirli. O demirler birbirine zang zang zang. Tam şey şu an böyle korku filmi ortamı var abi evde. Pekala. Şöyle bir şey deneyelim. Kolun koptuğu halde geliyorsun, hoş değil. Amacın ne? Amacın. Lan kolum gitmiş bari. Sal. Bekle bekle, geliyorum sana. Bazen şans eseri böyle kurtulabiliyor. Tam korku filmi ortamı var burada. Şentepe'de daha mı beter? Vallahi bilmiyorum ya. Haçın arkasındaki duvara baksana bir, merak ettim. Hay 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 hay. Bakalım. Evet, haçın arkasındaki büyük duvar bana da bir şey gizliyor gibi geldi de. Oraya neyle bakarız biliyor musun acı? Balyozla bakarız oraya.
Bence normal duvar ya. Bursa'da çok üfürüyor. Dolu yağdı dün. Evde sandalla geziyorduk. 4 saat ev temizledik. Adım sesi duydum. Ya bir dal daha kırayım da chat burası boşluğa bakıyor, ben sana söyleyeyim. Yedek antibiyotiğim var, evet. Son, son. O yere bakacağım bu arada. Baş abi. Yani bana da loot gizlenebilecek bir alan gibi geldi de. Aa. Komple duvar yani. Bir kez de benim için kır. Ya git. Adamlar sandığı mandığı buraya koymuş kanka. Yani ne atele ihtiyacım var ne atalım. Arkadaşlar uçuyoruz. Benim ev havalanmaya karar verdi. Şu an havalanıp gideceğiz. Çamaşırlar falan asılı mıydı lan? Umarım çamaşırları içeri asmışımdır. Seviye 5 Yimli'ye av tüfeği. Yimli. Neyse artık bu. Av tüfeği. Yimli av tüfeği şeydi değil mi? Ben onu karıştırdım. Project Zomboid ile karıştırdım ben onu. Abi av bıçağı var, pala var. Av tüfeğini de satarım bu arada, acımam. Yiyerek zayıflamaca. Seviye 5'i falan satarız. Mermi, pompalı tüfek şoku, 8x dürbün ve var aslında 8x dürbünüm. Hadi giderken birkaç tur tüfek kullanalım. Buna 8x takıp böyle çat diye. Wow. Unutuyordum. Gözümden kaçıyordu. Av tüfeğine susturucu ve 8x takılıyor mu? Takılıyor olması lazım. Keskin nişancı tüfeğine takıldığına göre. Hava cidden fena ya. Hava cidden fena. Şimdi şöyle yapalım. Sevgili dostum. Öncelikle şöyle bir mod ekleme sayfasına gelelim. 8x dürbünü buna bir ekle. En azından bir parça yer aç. Sonrasında... Buna susturucu falan ekleniyor mu bilmiyorum. Bunu birazcık kullanırız. Ayaklarımız falan sakatlandı. Dayak yemekten sakatlandı ayaklarım. Silah kasasından ne veriyorsun? 50 mermi, seviye 3 pistol. Abi bunları gidip bir satacağım. Dünyanın parasını alacağım zaten. Yapacağımız hamle bu. Daha ben görevi yapmadım daha. Oy. Roket atar parçası. Elektroşok parçası, çivili sopa, tamam kemiği attım. Mantıklı hareketlerde bulunuyorum. Tamam. Kemik attık, tüy attık, bir şey atmadık. Her yere göz attık. Tam oralar büyük yapılar. Tamam, mezarcılığın alemi yok. Burayı söktük işte, daha. Daha ne sökeceksin abi? Her yerden böyle bir tutam aldım. Fena bir yeraltı mezarıymış burası ya. Fena bir yeraltı kaynağıymış. Ben sıkılmıyorum dostum ya Seven Days oynarken. Kanka, bu arada evet boşuna abone oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. İade için Steam Support'a yazabilirsin. Bu şey böyle hani... Konuşma tarzını beğenmedim dostum ya. Yani ne beni ne de izleyicilerimi aşağılamaya çalışma sana zahmet.
Ya şey, konuşma tarzını beğenmedim ya. İade için şeye yazmayı unutma. İade için Twitch support'a yazmayı unutma. Ya boşuna mı abone olduk? Para verdim, izleyeceğim ama sıkıntı çıkartacağım. Yani oyundan sıkıldıysan izlemek zorunda değilsin. Ha, izleyip katılmak istiyorsan da insanları aşağılama. Ya sana ne, izleyeceğim, para verdim gibi. İade yaz. Hemen Steam support'a yaz. Steam diyorum, Twitch support'a. İade için şey yap kanka. İade için başvuruda bulun. Paranı iade alabiliyorsun bu arada. Ben seni banladım ama merak etme. Benim banlamam bir şeyi değiştirmiyor. Steam yardıma yazarsan orada ben aboneliğimi iptal etmek istiyorum. Geri iade istiyorum şeklinde. Mutlaka sana yardımcı olacaklardır. En nefret ettiğim insan tipi. Şey böyle. Para verdik lan. Paramızla rezil oluyoruz kardeşimciler falan böyle. Anlayışsız insanlar. Neyse. Şurayı satarız. Kahve güzel, et güzel. Eti yerine koy. Etler pişirilir, mis gibi bir et yemeği yapılır. Hatta şunu bir ye, kendimize gelelim. Oradan kahveyi yerine koyalım. Burada güzel bir yerimiz var. Burası çok sağlam para bırakabilecek bir düzeyde. Ondan sonra başka bir şey yapılmalı mı? Yok, şimdilik durabilir. Burayı temizleyip bir gider vururuz elemanlara. Eti cızbızlayacağım. Koleracım bilmiyorum, bedava denk gelmiş de olabilir. 2013 doğumluyum. Evet. 2013'ten bu yana yayın yapıyorum Twitch'te ve YouTube'da. Ondan dolayı. Şimdi içeriği temizleme görevi. De 8x dürbünün ve elimdeki tüfekle çok armut gibi durmuyor muyum ya? Evet, armut 1, zombiler 0. Armutun bu alanın dışına çıkmaması gerekiyor. Fena sayılmaz. Yani tabii ki kesinlikle bir taarruza uygun değil ama. Selam kardeş, iyi iyi. Lavuk azim mi çıktı? Beceriksiz gaming. Gülümse. Poz ver. Ben bunu daha çok beğendim. Açıkçası şu sniper tüfeğinden çok daha iyi iş yapıyor. Bana kalırsa. Şimdi revolver'la içeriği bir badabadalama vakti. Ama revolver badabadasından önce boşu bir sökelim abi. Benim babamın da doğum tarihi 2013, ondan sordum. Mükemmel. Efendim Barış abi. Barış abi ne yazdın abi? Barış abi görmedim abi. Kadının sakalları mı vardı? Olabilir. Susturucuyla tek atıyorsa da olabilir. Benim amcam da 2013 doğumlu. Çok memnuniyet duydum. Sizin adınıza çok sevindim arkadaşlar. Buralarda bir yerde mutant köpekler var, değil mi? Aboneyi banlarken Samet, izleyici banlarken Samet. Yok abi be. Ya abone banlarken de ne dedim adama? Dilerse iade alabileceğini söyledim. Yani kendini mağdur edilmiş hissetmesin. Yani ya sadece chat'te yazamaz. Şu an aboneliği devam etse bile misal dilediği gibi yayın tekrarlarını izleyebilir, şey yapabilir ama ben insanların konuşurken ya karşıdakinin de insan olduğunun bilincinde olmasını istiyorum. Hani ya sana ne, izleyeceğim parasını verdim falan böyle, ya kardeş yanlış yerdesin yani. Ya üyelikle desteklemen bir şeyi değiştirmiyor. Ya şuradan örnek verelim misal. Bir gazeteye abonesiniz diyelim. Adamlara aboneliğiniz var, evinize gazete geliyor diye arayıp
Kardeşim benim istediğim makaleyi yazacaksın tribinde bulunuyor musun? Böyle bir talebin oluyor mu yani? Böyle bir talebin varsa da ya adamlar sana böyle yani ne bileyim herhalde uygun bir dille olamayacağını belirtirler ya da cevap vermezler. Ben de uygun bir dille arkadaşım birazcık densiz olduğunu dile getirip merhabalar. Arzu ederse iade alabileceğini söyledim. Sikink yok yani. Ama dediğim gibi hani abi gerçekten bir gazeteye falan üye olduğunda böyle yapıyor musun ya da dergiye? Boşuna mı abone olduk kardeşim? Para verdik. Ben bunu oynarken midem bulanıyor. Sen niye oynuyorsun? Ha, hayırdır? Hoş değil abi, hoş değil. Ama Barış abi haklı. Evet, izleyici banlarken daha bir çılgın olabiliyorum. Oğlum vallahi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar şey gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bu arada yayının tadını çıkaran şu an bir şeyden muzdarip bir şeye sirinli ya da bir şeye şey değilim. Öylesine yani sohbet olsun diye söylüyorum. Gerçekten yani olduğum yerde meydana gelen şeyler değil böyle. Hani aniden çıldırmıyorum anladın mı? Burada ben bir tepki verdiğimde hani bir şey olduğunu bil. Gerçekten bir şey oluyor. Ya bir şey olduğunu bil yani çünkü şey değil yani böyle düşünsene aniden oyun oynarken böyle senin avradın hani ben bir insana niye küfür edeyim aniden dönüp böyle. Ya aniden ya da niye şey yapayım böyle delleneyim sesimi yükselteyim manyak mıyım oğlum ben? Belki bir parça. Ama niye böyle bir şey yapayım?